11'lerde yavaş yavaş belli oluyor Fenerbahçe'de. Yine tartışılacak bir tercih Kostiç var var. mı? Muhabirimiz Kostiç var sol bekte. Ben hemen sayacağım. Tabii muhabirimiz hazır oldu mu? Ona da hemen gideceğiz. Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi, sol bekte Kostiç, Beka, Djiku, İsmail, Amrabat, sağda İrfan Can, solda Maximin. Pardon, 4-4-2 veya El-Nesri sol atmış. El-Nesri, Dzeko birlikte çıkıyor. Bu anlamda sürpriz diyebileceğimiz bir kadro. Ya Göztepe maçındaki gibi El-Nesri'yi sola atacak ya da direkt çift santraforla çıkıyor Bence Jose çift santrafor Mourinho. çıkar yani. Burada belki çift santrafora dönebilir. Çünkü İrfan Can ve Maxim'in kanatlarda. Yani ya Kesin öyle olur hocam. Kenarda falan. çünkü İrfan'ı hiç merkezde kullanmadı. Hani Yok, oradan yola İrfan tabii. çıkalım. İrfan yani işte muhtemelen hani biraz önce bahsettiğimiz şey rakip organizasyonu üzerinden bence. Oyunun büyük bir çoğunluğu orada oynanır üzerinden. En kötü dönen toplarda İsmail ile Amrabat merkezde daha çok karşılayan. Önde zaten Dzeko daha önde, arkasında bence biraz daha El-Nesri olup bu şekilde bir organizasyonla. Bir tarafta Fenerbahçe Maximin, bir tarafta İrfan. daha önce Göztepe maçına bu şekilde El-Nesri. Ben şimdi en aşağıda Dzeko'yu görünce eyvah Ha. dedim, kıyamet kopacak yani. El-Nesri yok. Çünkü El-Nesri yine Yok yok. yedek olsaydı çok tepki Yani aslında geleceğini öngörebiliyorum yani. Şivanski üzerinde söylediğim şey, ya Tadic için de Ya burada geçerli aslında. evet. İkisi de çok fazla bu Bence anlamda. Yani senin Tadic'inki daha ya isim ya yaşından burada dolayı şimdi biraz İbrahim da. Yavuz'u bir tebrik etmemiz lazım. Yani hiç bir bilgin var mıydı bilmiyorum. Bilgin olmadan Şimanski maç dinlendirilebilir dedi. Doğru maçı bulmuş. Zaten o konuda gerçekten çok iyi İbrahim. Yani espriyi bir Evet. tarafa bırakıyorum. Teşekkür Hayır, ederim şey hocam. Semih Gerçekten. konusunda da yine bir Aynı şeyi 3-4 hafta yapmıştı. önce Evet. hani kadro gelmeden önce bir beklenti yüksekti. Ben öyle düşünmüyorum dedi. Şimdi burada 4-4-2 oynarsa kenar oyuncularının hangi bölgelerde oynayacağı çok belirleyici olacak. Yani Tabii. İrfan Can sağda, Maximin solda mı, yoksa tam tersi mi? Eğer İrfan Can solda, Maximin sağda başlarsa İrfan Can'ı kesinlikle artık orada kenarlardan ortayla kullanacak. Hatta iki Aynen kanadı da öyle. o şey, Hocam şey bir olarak. gidelim, aynen kadromuzu alalım. Kadıköy'de Esra Tamam. Köse bizi bekliyor. İki takımın kadrolarını aktarsın. Sonra devam edeceğiz. İyi yayınlar tekrardan Ahmet Selim Kuk. Kadıköy'den herkese selamlar. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ve Bodrumspor arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de Livakovic, Osayi, Bekao, Djiku, Kostić, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En-Nesyri ve Dzeko 11 ile bugün sahada olacak Bodrumspor karşısında. Tekrardan hemen Fenerbahçe'nin 11'ini tekrarlayalım. Livakovic, Osayi, Beka, Djiku, Kostić, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En-Nesyri 11 ile bugün Fenerbahçe sahada olacak. Bodrumspor'un 11'i henüz daha açıklanmadı. O da açıklanır açıklanmaz tekrardan sizlere aktaracağız. Hemen ben son notları da aktarayım her iki takımdan. Bodrum'un da açıklanmış, hemen onu aktarayım öncelikle. Çok özür diliyorum, biraz bekleteceğim sizi. Evet, Bodrumspor kalede Souza, Çelutka, Ayeti, Ali, Aytemur, Cenk, Ahmet, Samuel, Musa, Muhammed, Sabjomo ve Dimitrov ve Puşkaş 11 ile bugün sahada olacak. Bodrum'un tekrar 11'lerini tekrarlıyorum. Diego Souza, Çelutka, Ayeti, Ali, Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musa, Süleymanov, Dimitrov ve Puşkaş 11 ile bugün sahada olacak. Mücadelenin başlamasına bir saatten az bir süre kaldı. Fenerbahçe bugün sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Esra Köse'ye teşekkür ediyoruz. Canlı yayında bize 11'leri paylaştı. Dediğim gibi gündemimiz bu 11'lerle birlikte çift forvet mi oynar Fenerbahçe, yoksa Göztepe maçındaki biraz daha sola mı yanaşır El-Nesri? Onun üzerinden konuşmaya devam ediyorduk. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz Metin Ya Hocam? ben biraz önce de söylediğim gibi yarım kaldı. Kenar oyuncularının hangi bölgelerde başlayacakları biraz hocanın hangi niyette olduğunun bir göstergesi olabilir. Şöyle çift forvet oynamasının aslında mesela Galatasaray takımındaki bir travmaya yol açmayacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncular bölge ne olursa olsun topu kaybettiği anda onun o talebi gerçekleşecek yine yani
ve hatta o talep gerçekleşeceği için belki o zaman çok geriye uzun mesafeli koşma ihtiyacı da ortadan kalkabilir. Eğer Dzeko'yla ve En-Nesyri oradaki savunmayı en önde başlatabilirlerse. Genel bir sistem zihniyet değişikliği değil, bu sayısal değişiklik diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani kim hangi sistemde oynarsa oynasın hocanın talepleri belli. Ya zaten şöyle bir şey var Selim. Hani bazen 4-4-2'yi oynadığınız zaman bizde şöyle bir algı var. Yani bu oyuna bizim bakış açımız biraz eksik. Yani o yüzden ben bizim programın ismini gerçekten çok seviyorum. Yani o bakış açılarını biraz bizim genişletmemiz gerekiyor. At gözlüğüyle bakmamamız gerekiyor. Biz zannediyoruz ki 4-4-2 ile çıkan bir takım, evet, hücumsal aksiyonları çok güçlü ve çok fazla gol at değil, öyle bir şey değil. 4-4-2 ile oynayan bazı takımların savunması o kadar güçlü ki İbrahim. Evet. Çünkü yani o öndeki iki oyuncunun savunması o kadar şiddetli oluyor ki oradan top çıkana kadar çok fazla zorlanıyor. Zaten bizim Galatasaray'da itiraz ettiğimiz 4-4-2 değil, öndeki oyuncuların savunmaya katkı sağlamaması. Kesinlikle orada şimdi hani şöyle... Bugün yani ben çok da şey yapmam. Mesela Mourinho'nun böyle bir şey deneyeceğini de çok fazla tahmin etmiyordum açıkçası. Yani Göztepe maçı önünde dururken. Dediğim gibi şimdi artık United maçından sonraki takıma ve kendine bakış açıları da biraz daha farklılaştı. Şimdi oradan istediklerini oyuncuların çok net yapabileceklerini düşünüyor ve uygulayabileceği en uygun takım olarak görüyor Bodrum'u. Ama İrfan Can sağda, Maximim solda başlarlarsa yani o zaman... Çok fazla ortayı tercih etmeyeceği anlamına gelir ki mesela tam tersi bir şey de düşünülebilir ki benim o çok sağlıklı bulduğum bir şey değildir. Yani çift forvet oynuyorum, İrfan Can yakaladığı yerden orta yapsın, Maximim yakaladığı yerden orta yapsın oyununa dönerse o biraz Bodrum'un işine gelebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü orada kaptırılan ve sonuçlandırılmayan akınlarda o geri dönüşler biraz sıkıntılı olacak. Yani İrfan Can'ın temposu zaten oldukça düşük. Dzeko'nun temposu oldukça düşük. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Orta çok fazla çözüm olarak görülürse bugün orada Bodrum'un sahip olacağı toplar Fenerbahçe için yine ciddi problemler yaratabilir. Artık ama dediğim gibi maç başladığında o iki oyuncunun hangi bölgede oynadığı bence biraz belirleyici olacak diye düşünüyorum. Çift santrafor başladığı için İrfan solda, Maximim sağda başlayabilir. O zaman bileceğiz ki biz yani biraz ortayı çözüm olarak ortayı tercih edecek diye düşüneceğiz. Yani kenara inip iki oyuncunun kaldırdığı. Evet. Şöyle de olabilir aslında hocam, aklıma geldi. Son Manchester United'da atılan gol hani ters ayaklı ortaları. Doğru. Hani bunu da deneyelim, hiç kimse ama dokunmazsa direkt gol olabilir düşüncesiyle. Ya da başka bir pozisyon olabilir. Bunu... O çok olabilir. Hatta şöyle bir şey oldu. Sanırım Fenerbahçe... Hocam Mourinho, özür dilerim. Mourinho Türk futbolunu şöyle çözüp ya burada bu kadar düşünmeye gerek yok. İki tane kuleyi koyayım. Tabii böyle olmuyor bu işler de. Ya biraz daha Türk yöntemlerine dönmüş olabilir mi acaba? Ya şöyle bilemiyorum yani ama bizi düşünmeye sevk ediyor. Güzel bir şeydir ya düşünmek.